Cemre nerede Faysal ha? Nerede, nerede? Cemre nerede Faysal? Kafama vurdu gitti. Az bile yapmış sana, az. Öf, boyun posun devrilsin senin. Ha Faysal, yazıklar olsun sana. Ben seni ne diye evde bıraktım? Bir el kadar çocuğa sahip çıkamadın, yazıklar olsun. El kadar çocuk dedin, kafama vazo vurdu, vazo. Akıllı olaydın da vurdurmayaydın. Ne yapacağız şurada? Allah'ım nereye gider bu çocuk? Nereye gider? Ya nereye gitti belli değil mi Allah aşkına ya? Söyleme Faysal. Sus. Sus, söyleyip de beni böyle daha fazla delirtme iyicene. Ne yapacağız biz şimdi ha? Ne yapacağız Faysal, ne yapacağız? Ya ne yapacaksın Gülhan'dan ya? Artık çocuk değil bunlar, büyüdüler. Bak Elif'e laf geçirebildik mi? Zamane çocuğu. Ne istiyorsa onu yapıyor işte. Elif deme bana Faysal. Bana Elif deme. Elif başka. Benim Cemrem başka. Anladın mı? Ya başına bir şey gelirse çocuğun? Ne yaparız biz o zaman? Nerelere gidiyor? Ne yapar? Allah'ım ne yapacağız biz ya? Ne yapacağız biz, ne yapacağız? Yürü. Yürü kalk, karakola gidiyoruz Faysal. Yürü. Ya ne karakolu, delirdin mi sen ya? Bunlar belalı adamlar. Adamlar silahla geldiğimizi hatırlamıyor musun? Faysal, ben değil bu adamlardan korkmak. Kızım için bütün dünyayı alırım karşıma, anladın mı? Kalk, kalk gidiyoruz dedim karakola, yürü. Buyurun Cemre Hanım. Teşekkür ederim. İyi günler. Size de. Demek öyle ha? Hep sonradan mı gelir aklın başına senin? Hı? Şimdi İnan'ın kafasına sıkacaksın. Yaparsan aramızdasın. Yapabilir misin? Yaparım abi. Sık. Kusura bakma yani ben kardeşimin hayatını kendi hayatımdan önde görüyorum. Hani inanın kafasına sıkacağıma ben kendi kafama sıkarım. Güzel hareket, güzel laf. Aferin aferin, sevdim bunu ben. Güzel. Ama bundan sonra benim dediklerimi yapıyorsun. Kendi dediklerini değil, anlaşıldı mı? Tamam abi, sen ne dersen o. Yani öl de ölelim bu saatten sonra, öyle sırrı abi. İyi güzel.
Kamyon sana gösterir ne yapacağını. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı abi. Bundan sonra birinizin yaptığı yanlış bir diğerini bağlar. Öyle üniversite sınavındaki gibi değil ha. Üç yanlış tek doğruyu götürmüyor. Bir yanlış bir kelleyi götürüyor. Sizin durumunuzda bir yanlış iki kelleyi götürüyor. Bizde yanlış yok abi biliyorsun. Birbirimizi anladıysak. Şimdi hadi uzayın. Evdeyim. O yar gelir yazı yayaban, gül olur yar yar, gül olur yar yar, gül olur. Rahatla. Hadi. Allah'ı korkunç bir insan anne. Nasıl? Neden o zaman bu tiyatro? Yüzükler, evlenme teklifi filan. Neler oluyor? Elif'e yardım etmek için bu işe kalkıştım anne. Yıldız, bunun Elif'le ne ilgisi var? Bak taksit taksit anlatma, tamam mı? Delirdim delireceğim ona göre. Bak anlatacağım ama ne Elif'e ne de başkasına kimseye anlatmayacaksın, tamam mı? Yıldız. Bak, geliyor gelenler, tamam mı? Geliyor, ben daralıyorum, anlat şunu. Bak, söz ver, tamam mı? Ya Yıldız, korkutuyorsun beni. Anne, söz ver dedim. Söz, söz anlat. Nisa, sen bana gerçeği söyleyecek misin oğlum? Hangi gerçeği oğlum? Ne gerçeği? Biz kardeş miyiz? Kardeşiz lan tabii. Ölümün oğlum, sorulur mu lan bu? O zaman sen benim harbi kardeşimsen, şimdi bana gerçeği tak diye söyleyeceğim burada. Oğlum söyledim ya işte, şeklimiz ya oldu. İsa, bırak lan, bana büyük oynamak istiyorum falan deme oğlum. Ben senin ciğerini biliyorum İsa, bak başka bir iş varmışın içinde. Görüyorum lan gözünden, pis bir iş var, bak karanlık bir iş var. Anlat hadi. Oğlum anlatsana hadi. Hadi oğlum hadi, söyle hadi. Hadisin oğlum. Birader. Ha. Şimdi bazı şeyler vardır. Hı. Sen onu kardeşine bile anlatamazsın. Yok öyle şeyler yoktur oğlum. Bizim dünyamızda öyle şeyler yok. Bizi Allah göstermesin. Bana söyleyeceksin şimdi ne olduğunu. Bak yemin ediyorum seni, bu mahallenin ortasında var ya, ilk defa evire çevire döverim lan. Haklısın. Haklısın. Benim sırrının yanına girmek istememin başka bir sebebi var. Hı. Neymiş efendim, neymiş? Reşit olanlarda iki gün beklemeleri lazımmış. İki günden önce hiçbir şey yapamazlarmış. Ne Reşit'i ya, ha? Ne Reşit'i? Tamam benim çocuğum Reşit'se Reşit. O benim evladım. O benim yavrum. El kadar çocuk. Ne yapacağız ha? Ya bir şey olursa? Ya duydun işte, mevzuat böyle diyor memur beyler. Bir şey yapamayız dediler. Biz ne yapacağız? Ya ne mevzuatı ya Faysal? He? Neyin mevzuatı? Ya bir şey gelirse benim çocuğumun başına? O zaman ne olacak? Sen zaten hiçbir zaman böyle tam bir babalık yapamadın ki benim yavruma. Hep böyle dışladın onu. Tam bir babalık edemedin. Hep böyle kayırdın onu o kendi çocuklarından. Bir kolunu kanadını geremedin benim yavrumun üstüne. Yalan mı Faysal? Ayıp ediyorsun ama bak. Gerçekten ayıp ediyorsun. Ayıp mayıp. Doğruları söylüyorum. Eğer sen gerçekten ona böyle babalık etseydin, eğer gerçekten kolunu, kanadını benim Cemre'min üstüne de böyle açsaydın, bunların hiçbirisi gelmeyecekti başımıza. Ya, ne yapacağız?
yapacağız biz ya? Yapılacak şey belli o zaman İsa. Hı? Belli birader. Vay be. Demek öyle. Çektiyse. Sonra da kendini denize attı. Ölmek istedi. Ötesi var mı? Meğer sen de çözümü o sapıkla evlenmekte mi buldun? Ya sen delirdin mi? Sen aklını mı kaçırdın ya? Ya ne yapsaydım? Aklıma başka bir şey gelmedi ki anne. Ya ben o adamı kahvaltıya çağırdım. O adamla aynı sofrada oturdum. Bana bak. Onun dokunduğu her şeyi yakacaksın. Yakacaksın her şeyi. Anne tamam sakin ol. Ya nasıl sakin olayım ya? Nasıl sakin olayım? Of. Anne bak. Sabret. Her şey düzelecek. Biraz zamana ihtiyacımız var. Bulut da zaten Alaz'ın gerçek yüzünü görmeye başladı. Artık ne benim ne de Elif'in yakında olacak. Tamam mı? Yıldız. Bak o adamla bir daha yalnız kalmayacaksın tamam mı? Söz ver bana. Söz ver. Ya, tamam söz veriyorum sana. Anlattığıma pişman etme beni. Senden destek almak için anlattım. Şuna bak. Ay bir insan nasıl böyle bir şey yapar? Allah hepinizi iyi insanlarla karşılaştırsın inşallah. Ya Rabbim. Oh. Sırrı sen miydin? Of aklım çıktı. Başka kim olacaktı Boncuk? Ya insan bir kapıyı çalar. Kendi evime anahtarla girmeyeyim mi yani? Ya belki uygun değildim. Bir genç kızın olduğu eve girerken kapı çalınır. Tamam. Bundan sonra öyle yaparız. Bak. Kırmızı gül değil. Anlayacak mısın? Teşekkür ederim. Nasıl buldun evi? Yani güzel. Rahat hiç değilse kilitli değilim. İyi şimdilik idare et. Daha güzel evlerde, daha güzel semtlerde yaşayacaksın. Şu albümü bir patlasın. Ya konuştun mu Vahap abiyle? Yani yarın gideceğiz değil mi okumaya? O iş kolay Boncuk. Yarın gideriz. Sen beni oradan duyabiliyor musun? He? Bu uzaklıktan. Gelsene şöyle yanıma ya. Cemre. Sen şöyle yaklaş. Hı. Bak böyle daha iyi değil mi? Hı? Sen ve ben baş başa. Kim? İşten.
gitmem lazım. Ne parası bu? İhtiyacın olursa harcarsın. Tamam mı? Al. Ben belki bu akşam gelemem. Burada olmana çok sevindim Boncuk. Her şey çok güzel olacak. Canı sıkmayayım mı? Teşekkür ederim. Çok sağ ol. İyi geceler Boncuk. İyi geceler. Kızım. Ne yapıyorsun sen oralarda bir başına? Ya bir şey gelirse başına? Ya bir şey olursa sana? Kahvaltı hazırlamamışsın. Zıkkımı hazırladım Faysal. Yer misin zıkkım? Yine tersinden kalkmışsın maşallah. Ya sen nasıl bir adamsın Faysal ha? Nasıl bir adamsın sen? Cebre senin kızın değil mi? Hiç mi merak etmiyorsun? Nerede şimdi, ne yapıyor diye? Ha Faysal? Anca şu aç karnının peşindesin sen. Yazık. Allah Allah. Kafama vazoyu vurup taksiye binip giden o. Fırçayı yiyen ben. Bu nasıl iş ya? Taksi tabii ya. Taksi. Çekil. Ne oluyor ya? Ne o kız alacaklı gibi çalıyorsun? Vuslat, sen hani bana dün dedin ya bu Cemre gitti bir yerlere dedin çantayla. Hangi taksiyle gitti ha? Ya nereden bileyim ben hangi taksiye bindi? Şimdi sorulacak soru mu bu Gülendam? Vuslat, ne olursun bir hatırlamaya çalışsana. Ne olur. Ya şu aşağıdaki sokaktaki durağın taksisine bindi gitti. Çok teşekkür ederim Vuslat. Gerçekten, gerçekten çok teşekkür ederim. Yani Bulut'un ne düşündüğünü, aklından ne geçirdiğini bir türlü anlayamıyorum Yıldız. Bulut için büyük şok Elif. Adamın kardeşi olduğuna mı şaşırsın, arkasından işler çevirdiğine mi? Yani sürekli sorular soruyor bana. Neyin peşinde, ne yapmaya çalışıyor, niye bu kadar saklandı? Bulut onu bundan sonra ne şirkette barındırır, ne ailesinin yanına sokar. Alasın defterini dürer, bak görürsün. O hayvan bunları da hesaplamıştır, merak etme. Ne demek istiyorsun sen şimdi? Psikopat çünkü. Bununla ilgili de bir planı vardır eminim. O yüzden Bulut'un yalnız hareket etmesini istemiyorum Yıldız. Ailesiyle konuşmasını istedim ama konuşmuyor.
kendi başına çözmek istiyor bu durumu. O yüzden çok korkuyorum Yıldız. Allah az bu. Her şeyi yapabilir. Eğer Bulut'a zarar verecek olursa... Böyle kötü kötü konuşmayı bırak şimdi Elif. Bir şey olmayacak. Güven bana. Benimle işim bitti o zaman. Benim sözüm söz. İstediğin yere gidebilirsin paralarını alıp. Alaz'la ne yapacaksın? Orası seni hiç ilgilendirmez işte. Dün öğle saatlerinde benim kızımı alıp götürmüş biriniz bir yerlere. Hanginiz götürdü? Senin kızın kim ki abla? Böyle. Böyle gözleri var. Kocaman kocaman. Mavi mavi. Saçları var böyle. Hep sarı sarı. Bir görsen bir daha unutmazsın. Öyle güzel. Şarkıcı mı ki senin kızın abla? Sen mi götürdün yoksa? Tarife uygun birini dün aldım. Yol boyunca bana sorular sordu. Hangi tür müzik dinlermişim? Son dönem pop müzikler nelermiş? Ha, oh, tamam. Tamam o. Sen götürmüşsün. Hatırlıyor musun yeri? Hatırlıyorum tabii ki de. Tamam. Hemen çabuk götür beni. Çabuk, çabuk, çabuk. Ne demek oluyor bunlar Ruşen? Boşanma davası açacağımı söylemiştim sana Cihan. Saçmalıyorsun Ruşen. Ve bu saçma kıskançlığın yüzünden bunca yıl emek verdiğimiz bu düzenimizi yıkamazsın. Emek vermek mi? Emek veren bendim Cihan. Sen değil. Sen her sıkıştığında kaçtın. Ben de artık yoruldum. Ne olacaksa olsun artık. Bunun geri dönüşü falan yok. Bu boşanma asla olmayacak Ruşen. Evet. Aklını başına topla diye bekledim. Biraz dinlen dedim. Ama yeter artık. Ben eve dönüyorum. Asla. Ben sana o evde seni istemediğimi söyledim. Sen o kızla tekne turuna çıktığın gün bizimle yaşama hakkını kaybettin. O kızı tekneden indiremezdim. İstanbul'a geri dönemezdim diyorum. Allah Allah. Nedenmiş o? Gitmeden sana bir kayıt bıraktım. Her şeyi o kayıtta anlattım. Cihan, kayıt filan almadım ben. Masamda bulduğum tek şey o aptal kızın o makyaj videolarıydı. O kadar. Bak bana inanmak zorundasın Ruşen. Bizim aramızda hiçbir şey olmadı. Şahika'yla aramızda hiçbir şey geçmedi. Peki Alacan. Şimdi anlat o zaman. Hı? Yüz yüzeyiz işte. Kayıtta ne söylediysen şimdi yüzüme söyle. Anlat hadi. Sorun mu var gençler? Bir sorun var kardeş, bir sorun var. Nedir sorun? Sorun nedir diyor Sırrı abin. Elle var bir.
Bu sorun tamam kardeş, bu sorun tamam. Ha? Ulan Alas. Sırrı artık kardeşimi rahatsız edemez. İçin rahat olsun. Ne yaptın sen İnan? Ha? Ne yaptın sen? Seni dinliyorum. Bana bir kayıt bırakıp bir ay boyunca ortadan kaybolmana sebep olan şey nedir? Hadi konuş. Hani çok seviyordun beni, kaybetmek istemiyordun, çabalayacaktın. Çiçekle böcekle falan olmaz bu işler. Anlatacaksın. Önce dürüst olacaksın hayatında ilk defa. Hadi söyle. Söyleyemezsin tabii. Konuşamazsın. Çünkü söylenecek hiçbir şey yok. Eşyalarını da evimize gidelim. Ben gelmeyeceğim. Cemre, ben seni buradan almadan şuradan şuraya gitmem. Hadi, gidiyoruz dedim. Anne, benim hayallerim var. Neden bunu anlamak istemiyorsun ya? Ya ben buraya geldim çünkü Sırrı benim bütün hayallerimi gerçekleştirecek. Ya neden anlamıyorsun? Neden bana destek olmuyorsun ya? Sırrı öldü kızım. Sırrı öldü. Çıkan bir çalışmada ölmüş. Su testisi su yolunda kırıldı işte. Yalan söylüyorsun. Yalan. Etmedin yavrum. Hayır. 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 Beni gördüğüne sevinmedin mi? Kim bekliyordun? Teyzenin. Hani şu hiç tanımadığın ama durmadan telefonla konuştuğun teyzen, ha? Ne o? Hiçbir şey söylemeyecek misin? Sen halbuki çok iyi bilirsin. Yalan söylemeyi, kıvırmayı. İyi günler. Merhaba.
şunu bozdurmak istiyorum. Sizi bir dakika bekleyeceğim. Çabuk olun ama. Acelem var benim. Çık git odamdan Cihan. Lütfen odamdan çıkıp gider misin? Yüzünü daha fazla görmek istemiyorum. Lütfen çıkar mısın odamdan? Bu anlatamadığın, söyleyemediğin her ne varsa hepsini de al çık ve git lütfen. Alaz benim oğlum. Evet. Sana giderken bıraktığım kayıtta her şeyi anlattım. Ve sen bunları atlatabilesin diye bir ay buralarda gözükmedin. Alaz benim oğlum. Neden diye sordum hep kendi kendime. Niye? Niye gerçekleri öğrendiği halde karşımıza çıkmıyor? Niye bir babası olduğunu, bir kardeşi olduğunu öğrendiği halde yüzleşmedi bizimle? Çünkü umurunda bile değil, değil mi? Tek bir derdim var. Sadece intikam almak. Bizim de Karapol'a geliyorsunuz hanımefendi. Ne yapıyorsunuz siz ya? Bırakın beni. Nedenmiş o? Ne suçum var? Suçunuz piyasaya sahte para sürmeye çalışmak. Sahte para mı? Hadi, ama gidelim. Bir yanlışlık olması lazım. Öyle değil mi? Tek derdin intikam almak. Yalnız geçen günlerin acısını çıkartacaksın ha üzerimizden. Şirket, mirket, aile olmak. Bunların hiçbir umurunda bile değilsin. Ve en büyük planını ne ben, ne de babam üzerinden kurdun. Elif üzerinden kurdun. Ne yaptın Elif'e? Hı? Ne planladın Elif üzerinden? Hepsini tek tek açıklayacaksın şimdi. Sana... hiçbir şey açıklamak zorunda değilim. Hoş geldiniz çocuklar.
aferin oldunuz siz. Her şeyi geride bırakmaya var mısın? Sıfırdan başlamaya. Sadece sen, ben ve yollar. Sen varsan her şeye varım ben bu hayatta. Hadi o zaman. Hadi.